Bismillah. Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Bu akşam yakın tarihte konumuz Mustafa Kemal Paşa'nın askeri kararı. Bu zıt kutuplardan resmi tarih ve ideolojiyle de aynı paralelli olup sesini bütün Türkiye'ye onlarca seneden beridir fazlasıyla duyurmuş tezlerini ama propaganda faaliyeti neticesinde insanlara kabul ettirmiş olan birinci uç görüş Mustafa Kemal Paşa'nın, tabii bu uç görüşün de kendi içinde çeşitli versiyonları vardır. Yani onun da kendi içindeki en ucuna gidecek olursak denir ki, Mustafa Kemal Paşa bütün insanlık tarihinin gördüğü en büyük komutan, en büyük askeri dahiydi. Bir, hiç yenilmedi. İki, zaferlerinde çok büyük eşine menendine rastlanmaz. Başka bir stratejide komutanla insanlık tarihinde karşılaştıramayacağınız yani Hannibal'dan alın da Einstein'a gelinceye kadar muazzam muhteşem bir askeri performans kendisini gösteriyor. Evet, bu bir uç görüş. Baştan hemen söyleyelim, öyle değil. Yani Mustafa Kemal Paşa öyle insanlık tarihinin en büyük komutanı, en büyük askeri dahisi, stratejisti falan diye yorumlanmayı hak edecek bir yerde durmuyor. İkincisi, yani diğer uç görüş diyelim biz ona arkadaşlar. İkincisi, buna nazaran sesini hemen hemen hiç duyuramamış, hiç bir yerlere gidememiş olan uç görüş. O da der ki, belki bu birinci uç görüşün, birinci ifratın geri tepmesi, bir tepkisi olarak yani Mustafa Kemal Paşa kelimenin tam manasıyla başarısız, son derece yetersiz, yeteneksiz bir askeri liderdir, bir komutandır. Meslek kariyer hayatı boyunca sahip olduğu, imza attığı ve yani böyle başarı diyebileceğiniz, zafer diyebileceğiniz muharebe alanlarında hiçbir başarısı yoktur. Evet, dediğim gibi bu karşılaştırdığımızda birinci uç görüşe göre kendisine hemen hemen hiç ifade etme imkanı bulamamış. Ancak işte fakir gibi bu konunun özel ilgililerinin ve uzmanlarının haberdar olduğu bildiği bir ifrattır. Evet, bunların ikisi de ifrattır arkadaşlar. André Gide'in dediği gibi gerçeğin rengi gridir. Ya da gene bir diğer Fransız Montaigne'in dediği gibi bütün toptancı yargılar çürük ve tehlikelidir. Şimdi buradan öyleyse biz bu işi gerçekten tarihi bir ilim kabul edip kendisinde de ilim namusu varsayıp yaklaşan serin kanlı, soğuk kanlı insanlar, tarihçiler Mustafa Kemal'in komutanlık yönünü acaba nasıl değerlendirmeleri uygundur? Mustafa Kemal'in bizzat olgulara baktığımız vakit, kendi komutanlık hayatına, kariyerine baktığımız vakit, maddi gerçekler şeklinde, olgular şeklinde ortaya koymuş olduğu komutanlık kariyeri nedir? Evet. Bunu arkadaşlar birinci sırada Trablusgarp'la başlatmak bence uygun. Yani 1911, o güne kadar küçük rütbeli subay fakat katıldığı herhangi bir çatışma yok. Bunun da çok fazla üzerinde durmayacağım. Çünkü Trablusgarp yani 1911'de bugünkü Libya, İtalyanların Trablusgarp'ı bugünkü Libya'yı işgal etmeleri üzerine, işgal etmek istemeleri üzerine Osmanlı ordusunun buna direniş göstermesi, başta dönemin büyük kahramanı şöhreti Enver Paşa olmak üzere birçok Osmanlı subayının Akdeniz yolu da büyük ölçüde İtalyan donanması tarafından kapatıldığı için gizlice kimlik değiştirerek kaçak yollardan falan oraya gidip oradaki çok sınırlı askeri imkanlarla İtalyanlara karşı büyük ölçüde yerli halkı, Libyalı Müslümanları örgütleyerek ve yani işte asimetrik bir savaş, onların karşısına çıkartabilecekleri nizami düzenli bir ordu gücüne sahip olmadıkları için mecburen İtalyan ordusuna karşı bir gerilla mücadelesi vermeye başlamaları. Evet, bunun içerisinde Mustafa Kemal de yüzbaşı kolası rütbesiyle rol almıştır. Yani niçin gidiyorsun falan diyen çevresine de bazı anlatımlarda
Enver oraya gitmiş, kendini gösterirken benim burada durabilmem mümkün mü şeklinde cevaplar verip gidişini bu şekilde açıkladığına dair bir takım anlatımlar da var. Ama işte bu birinci olayda, örnekte Libya'da başarılı oldu. İyi bir askeri lider performansı ortaya koydu ya da hayır, fevkalade başarısızdı gibi bir değerlendirme yapamayacağız. Çünkü iki sebepten. Bir, bu değerlendirmeyi yapmaya yetecek kadar elimizde çok fazla veri bilgi yok. İki, çok küçük rütbeli olduğu için yani komutanlık yeteneğine dair oraya bakarak bir şeyler söyleyebilmemiz zaten fevkalade zor. Yani orada önemli bir askeri lider değil tek kelimeyle. O zaman onu geçtik. İkinci olaya geliyoruz. Balkan Harbi'nde meşhur Bolayır çıkarması. Bu yakın dostu arkadaşı Ali Fethi Okyar'la beraber planlayıp icra ettikleri, yani olayın özü Bolayır sahillerine bir çıkartma yapılıp Osmanlı kuvvetleri Trakya'da, bugünkü Türkiye Trakya'sında bir hayli ilerlemiş ve İstanbul'u tehdit eder duruma gelmiş olan Bulgar ordusunu arkadan vurmak ve stratejik bir Bulgarları yenilgiye uğratıp geri çekilmek, işte işgal ettikleri başta Edirne olmak üzere Trakya'yı kurtarmak teşebbüsü falan. Hemen şunu söyleyeyim, bu akşam zaten bir ufuk turu yapıyoruz. Öyle uzun boylu kitaplardan alıntı yapmayacağım. Standart süre yarım saate sığdırmaya gayret ederek Mustafa Kemal'in komutanlığıyla ilgili bir ufuk turu, yani başlıkları bahsedip onların böyle özet giriş mahiyetinde izleyici tarafından anlaşılmasına, bir fikir sahibi olunmasına yetecek kadar her bir başlık üzerinde birkaç cümle koyup geçeceğiz. Çünkü bunun bir sebebi, bu gece size arz edeceğim Mustafa Kemal'in yönettiği, sorumlu olduğu muharebelerin en azından bugüne kadar tahmin ediyorum yarısı ya da üçte biriyle ilgili her birini ayrı ayrı konu alan özel sunumlarım zaten oldu. Bunları arzu eden, merak eden arkadaşlarımız ana sayfada işte videolardan tıklayarak görebilirler. Mesela bu Bolayır çıkarması olayı bunlardan bir tanesi. Başlı başına bununla ilgili yarım saatten de fazla, belki bir saate bulan özel bir sunum yapmış idik. Evet, ağır bir mağlubiyetle neticelendi arkadaşlar. Bu mağlubiyetin sorumlusu işte Mustafa Kemal Ali Fethi Okyar ikilisiydi. Hayır, İstanbul'da daha üst rütbelilerdi, genelkurmaydı, tartışılır. Ama dediğim gibi hani o adalet tanrıçası var ya, batılıların elinde adalet terazisini tutuyor, gözleri de bağlı. Karşısına gelip muhakeme olan kişinin kim olduğunu görmüyor. Dolayısıyla kimseyi haksızlık torpil geçemiyor. İşte adilane şekilde hüküm veriyor falan hikayesi, Batı mitolojisi. Şimdi Mustafa Kemal'i burada muhakemeye çıkmış ve karşısında da böyle hani kimliğe bakmaksızın, objektif veriler neyse ona göre olumlu olumsuz bir yargıda bulunacak vaziyette kendimizi değerlendirirsek, ben şahsen evet, Bolayır çıkarması Mustafa Kemal'in komutanlık kariyeri adına çok ağır bir hizmettir, bir eksi puandır. Orada binlerce Osmanlı askeri Mustafa Kemal'den ve partneri Ali Fuat Okyar'dan kaynaklanan, Ali Fethi Okyar'dan kaynaklanan komuta hataları nedeniyle harcanmıştır, şehit olmuştur. O çıkarma tam bir fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Ne stratejik ne taktik düzeyde hedeflerine ulaşamamıştır. İki, dedik ya biz objektif davranıyoruz. Yani biz Müslümanların Müslüman olmamız nedeniyle resmi ideolojilerden ve Mustafa Kemal perestlerden bir farkımız olması lazım. Dolayısıyla artıysa artı, eksiyse eksi. Yani Mustafa Kemal Paşa ile ilgili benim şahsi duygularım tarih ilminin konusu değildir. Bunlar ayrı şeylerdir. O bakımdan diyoruz ki, şimdi her ne kadar bil fiil sahada komuta ettiği bir muharebe, bir çatışma falan söz konusu olmasa bile, ama ona artı verebileceğimiz bir hadise 1914 sonbaharında Birinci Dünya Harbi'nin henüz daha ilk safhasında, o andan itibaren Birinci Dünya Harbi'nin ana cephesi olan Fransa cephesinin seyrini stratejik olarak belirleyecek ve 4 sene sonra Almanların mağlubiyetiyle sonuçlanmasına yol açacak
henüz daha harbin çok başında, Eylül ayında, 1914 senesinin Eylül ayında yaşanmış bir Marne Muharebesi vardır. Şimdi bunun ayrıntısına girmiyoruz. Hakkında fikir verdim. Bu Marne Muharebesi Almanlar için stratejik bir yenilgi olmuştur ve 4 sene sonra harbin de sonunu belirlemiştir. Marne'ı önceden tahmin ediyor arkadaşlar Mustafa Kemal. Yani Alman orduları böyle böyle bir harekat yapacak. Fransızlar ve işte o an için henüz az daha İngilizler onlara karşı böyle bir savunma stratejisi ortaya koyacaklar ve müttefikler Fransız İngiliz kuvvetleri galip gelecek ki o sırada İngiliz daha çok az var orada. Ve oradaki galibiyet işte Almanların Paris'i alamamaları, Fransız cephesini çökertememeleri. Harbin bundan sonraki bütün akışını belirleyen stratejik bir öneme sahip olacak. Şimdi bunu görebilmiş olması ciddi bir stratejik değerlendirme yeteneğine sahip olduğunun göstergesi. Zaten bunun az sonra başka örneklerini de vereceğim. Yani bu örneklerin hepsine birden baktığınız vakit evet Mustafa Kemal'de ona kesinlikle artı puan vermenizi gerektirecek bir komutan, bir üst düzey asker olarak bir stratejik değerlendirme yeteneği var. Bunun Osmanlı için çok ağır sonuçlara yol açan şöyle bir tarafı var. Osmanlı, yani burada Enver Paşa da diyebilirsiniz, Marne Muharebesi yaşanıp aslında işte Mustafa Kemal örneğinde olduğu gibi olayı sağlıklı bir şekilde değerlendiren bir stratejin gözüyle aslında harbin sonu kendisini belli ettikten ve bu sonucun er ya da geç Almanya'nın aleyhine olacağı da ortaya çıktıktan sonra Almanlar burada kazanan taraf olacaktır hesabını güderek Marne Muharebesi'nden sonra Osmanlı'yı Almanların yanında harbe sokmasıdır ki biliyorsunuz bu bütün Türk tarihinde o güne kadar yaşanmış en ağır mağlubiyet oldu. Ve sonuçları itibarıyla 620 küsür senelik Osmanlı Devleti'nin hanedanının da ölümüyle neticelendi. Yani nereden tutarsanız tutun bu son derece ağır bir sonuç, mağlubiyet. Ve burada Enver Paşa ile ama o karar verme mevkiinde bulunuyor. Mustafa Kemal henüz daha bir yarbay, öyle bir durumu yok. Mustafa Kemal arasında iki askeri lider olarak Mustafa Kemal'in de yine ciddi bir stratejik görüş değerlendirme farkı olduğu ortaya çıktı. Sonra geçtik, artık harp başladı. Harp başladı. En başta ne var arkadaşlar? Hepinizin de başarılıyla bileceği üzere Çanakkale var. Çanakkale'ye Mustafa Kemal bir tümen komutanı olarak katıldı. 19. tümen. Sonra muharebenin akışı içerisinde hızlı en son Anafartalar grup komutanlığında kol ordu seviyesinde birliklere de komuta etti. Çanakkale ile ilgili de arzu edenlere tavsiye ederim. Özel bir sunumumuz var. O yüzden onu da burada çok özet olarak geçiyorum. Çanakkale Muharebesi boyunca arkadaşlar Mustafa Kemal'in lehine değerlendirebileceğimiz iki muharebe başarısı var. Bir tane de aleyhine var. Lehine değerlendireceklerimiz ilk çıkarmanın yapıldığı gün yani 24-25 Nisan 1915 günlerine ait Arıburnu muharebeleri. Mesela Esat Paşa bile ki o sırada o kol ordu komutanıdır yani üstüdür Mustafa Kemal'in. Arıburnu muharebelerinde Mustafa Kemal'in başarılı bir komuta performansı sergilediğini dile getiriyor. Bu önemli bir kriter. Çünkü yani şimdi resmi tarihin Çanakkale Muharebesi anlatımlarında zaten biliyoruz da ama söze girerken dediğim gibi resmi tarih zaten konu Mustafa Kemal olduğu vakit ister siyasi olaylar, işte devrimler, Cumhuriyet'in ilanı sonrası, ister bu geceki konumuz gibi tamamen harp, darp işleri. Yani böyle çok ilkel düzeyde bir perestlik mantığıyla, Mustafa Kemal perestlik mantığıyla yaklaştığı için dediğim gibi yani bir saygınlıkları, itibarları, ciddiyetleri yok. Ama şimdi böyle bir noktada mesela Esat Paşa gibi birisinin Arıburnu muharebeleriyle ilgili burada Mustafa Kemal'in ciddi bir performansı, başarısı var demesi
o resmi tarihin abartmaları, kabartmaları, yalanları, çarpıtmaları gibi değildir. İtibar gösterilmeyi hak eden daha ciddi, daha saygın bir değerlendirmedir. Öyledir ha. Mesela bu Arıburnu muharebelerinde aslında Albay Halil Sami Bey'in de fevkalade önemli bir rolü olduğu ama sonraki yıllarda resmi tarihe Mustafa Kemal kültünü parlatma adına onu tamamen hatta unutulmaya, yokluğa mahkum ettiği şeklinde ciddiye alınması gereken değerlendirmeler de var. Ama hani burada ne kadar tenzilata giderseniz gidin gene de Mustafa Kemal lehine bir sonuç çıkıyor. İşe bak ya, şimdiden 16. dakikaya gelmişiz. Çok mu konuşuyorum bilmiyorum. İkinci başarısı ve yani bundan aslında bence daha önemli bir başarıdır o. Anafartalar. 1915'in sonunda işte Arıburnu, Ertuğrul Koyun'da tıkandık, kaldık, ilerleyemiyoruz. Daha kuzeyden Anafartalar bölgesine çıkartma yapıp oradan Gelibolu, İstanbul, Trakya bağlantısını kesip falan niyetiyle İtilaf Devletleri'nin yaptığı stratejik bir hamle. Bunun başarılı olmamasında İtilaf komutanlarının çok ağır kanlı olmalarının da rolü var. Şimdi konumuz olmadığı için oraya girmiyorum. Ama Türk tarafı üzerinden baktığınız vakit o ağır kanlılık hatasına düşmemek suretiyle Mustafa Kemal'in sahille tutunmaya çalışan İtilaf kuvvetlerine karşı onların daha da birikmesine fırsat vermeden çok hızlı bir şekilde karşı hücum başlatması ve onları denize sürmesi, orada tutunmalarını engellemiş olması da var. Bu ikisi Çanakkale muharebelerinde Mustafa Kemal'in artıları, eksileri. Daha doğrusu bir tane büyük eksisi var. Meşhur 19 Mayıs taarruzu. Şimdi böyle deyince cahil ulusalcılar 19 Mayıs'tan sebep 19 Mayıs 1919'da karıştıracaklar. Oraya gitmeyin, akıllı olun. Oturun sakin sakin dinleyin. 19 Mayıs 1915, 4 sene öncesi, tevafuk aynı gün. Mustafa Kemal'in komutası, planlamasıyla işte bu köprü başı tutmuş olan Ertuğrul, Arıburnu falan bölgesindeki itilaf kuvvetlerini denize dökmeye ve olayı bitirmeye matuf büyük bir taarruz harekatı. Çanakkale muharebelerinin en kanlı taarruzu, korkunç bir hezimet. Çünkü en ince teferruatına varıncaya kadar İngilizler taarruzdan haberli oldular. Bütün hazırlıklarını tekmilleyip beklemeye başladılar. Taarruzun sonucunda Türk ordusu 4500 ila 10.000 arasında değişen tahminlerle şehit ve zayiat verdi. Bir gün içerisinde ya da bir taarruzda verilen zayiat şehit miktarı itibarıyla ayırıyorum bunları. Çünkü askeri terminoloji de ayrıdır. Zayiat dediğinizde şehit, kayıp, esir, yaralı hepsi birden işin içerisine girer. Ama bununla ilgili güvenilir kaynaklarda sadece şehit miktarını en düşük verenler bile 4500'den bahsediyor. Baştan başarılı olma ihtimali, sürpriz etkisi ortadan kalktığı, düşman haberdar olduğu için ve bütün gücüyle tetik üzerinde beklemekte olduğu için baştan başarılı olabilme ihtimali, imkanı zaten sıfır olan bir harekatta gene de birlikleri taarruza geçirmek, evet bu çok ağır bir mağlubiyettir, çok ağır bir sorumluluktur. Ve bu sorumluluk arkadaşlar tabii silsile birçok komutan tarafından paylaşılır. Ana ağırlık Mustafa Kemal'in üzerindedir. Resmi tarihlerde böyle bir değerlendirme, böyle bir başlık göremezsiniz. Çünkü resmi tarihin bu konuda da tarihte gerçekte ne oldu? Yani adalet tanrıçası gözleri kapalı. Kimin lehine gelirse gelsin, kimin aleyhine gelirse gelsin sadece yaşanmış en kuvvetli delillere sahip ya da olgusal maddi çıplaklığa sahip olan tarihi gerçekleri insanlara öğretelim diye bir derdi olmadığı için, tam bir madrabazlık, okkabazlık kumpanyası olduğu için bizde resmi tarih, yani Çanakkale Muharebesi'nde işte Mustafa Kemal'in böyle ağır bir
mağlubiyeti, yenilgisi falan başlığıyla bunu görebilmeniz mümkün değil diyoruz. Geçiyoruz. Nereye geldik? Çanakkale'den sonra Mustafa Kemal, işte 16. Kolordu komutanı, artık paşa da oldu. Doğu Anadolu'da 1916 senesinin büyük kısmında Ruslarla muharebe ediyor. Buradaki genel performansı başarılı. Sonra 1917 başında 7. Ordu Komutanlığı'na tayin edildi. Yani Doğu Anadolu'da Ruslara karşı olmaktan alındı. Güneyde İngilizlere karşı Suriye, Filistin cephesini tutan ordulardan birinin başına getirildi. Burada işte büyük ölçüde Enver Paşa ile yaşadığı itiş kakıştan kaynaklı 7. Ordu Komutanlığı'nı izin almadan, emir almadan harp içerisinde kendi kendine bıraktı. Çıktı, İstanbul'a geldi. Gene tabii bu Mustafa Kemal'in yani bu anlamda fevkalade aleyhine bir durum ortaya koyduğu için resmi tarihin, devletin, ideolojinin var gücüyle karartmaya çalıştığı, çarpıtmaya çalıştığı başlıklardan bir tanesidir. O nedenle bütün detaylarına tam olarak konunun hakim değiliz. Ama arkadaşlar, yani bu kendi kendine izinsiz, emirsiz herhangi bir ordu komutanının kendi ordusunu terk edip falan gitmesi normal şartlarda kurşuna dizilmeyi gerektiren bir askeri suçtur. O gün içinde, bugün içinde. Ve bu sebepten işte mesela bazı anlatımlara göre, burada tabii kesinliğini netleştirebilmiş değiliz. Az önce söylediğim o devletin, resmi tarihin çarpıtma ve sisleme gayretleri nedeniyle, ya bu da onların yüz karası. Bazı anlatımlara göre bu sebepten hatta kurşuna dizilmesi bile İstanbul'da söz konusu oluyor. Bazı anlatımlara göre işte Vahdettin Enizdağ Şehzade araya giriyor. Genç yetenekli bir komutandır, kıymayılan falan diyor. Bunlar ne ölçüde hakikate denk düşüyor. Yarın öbür gün bu yakın tarih konularında özellikle 5816 faşizminden kurtulur Türkiye gerçekten özgür bir ülke olursa Mustafa Kemal'in lehine ya da aleyhine sonuçlara bakmaksızın çıplak olarak bütün boyutlarıyla bu mesele de ortaya çıkartılır, değerlendirilir. Ona göre herkes kendi ilmi ve duygusal yargısını kendi içerisinde verebilir. Şimdilik ancak bu kadar diyebiliyoruz ama izinsiz, emirsiz kendi ordusunu, komutasını terk edip çıkıp İstanbul'a geldiği net. Sonra 1918 Filistin-Suriye ricatı. Bununla ilgili de özel bir sunumumuz var. Ayrıntılarını arzu eden arkadaşlarımız oradan izleyebilirler. Şimdi orada 3 tane ordu var. 4. ordu, 7. ordu, 8. ordu. Mustafa Kemal 7. ordunun komutanı. Yani bugünkü işte Korsan Devleti'nin güney, Mısır sınırları falan gibi düşünün. Gazze'nin daha da güneyi. Akdeniz'le içeride belli bir bölgeyi tutuyor. Yani bunlar yan yana sıralanmış İngilizlere karşı. En batıdaki 7. ordu, Akdeniz'e dayanıyor ucu. Bu konuyla ilgili ilginç kaynaklara göre İngilizlerin taarruz başlatacakları gece Eylül ayında, 1918'in Eylül'ünde Mustafa Kemal'in komuta ettiği 7. ordu kendi kendine hiçbir anlamı olmayacak şekilde geri çekildi. Saldıran İngiliz kuvvetleri herhangi bir karşılık, direniş görmeden, muharebe falan vermeden 4. ve 8. orduların arkasına dolanıp onları kuşatma ve tamamen imha etme pozisyonuna geldiler. Bunun üzerine o ordular da muharebe falan veremeden çok hızlı bir şekilde düşman arkalarına da geçtiği için stratejik bir geri çekilme harekatı başlattılar. Bu Osmanlı ordusuna çok pahalıya mal oldu. Yani bir hamlede hiçbir yerde durup hiçbir artçı muharebesi falan verilmeden 600 kilometreye yakın bir mesafe düşmana terk edildi. Bununla ilgili eleştirel anlatımlar diyorlar ki yani bu denli ağır bir mağlubiyetin yaşanmasının tek sorumlusu Mustafa Kemal'dir. Onun da 7. orduyu dediğim gibi yani mantıklı, haklı sayacağınız hiçbir açıklaması olmaksızın İngilizlerin saldıracağı gece ondan önceki saatlerde kendi kendisine tutup geri çekmiş. Cephede
ciddi bir açıklık oluşturmuş olmasıdır. Mesela bununla ilgili bir tek detay paylaşayım. Nuri Çolakoğlu'nun editörlüğünde hazırlanmış olan Doğan, yani bildiğiniz o Aydın Doğan, onun prestij kitap olarak yayınladığı kendi yayınlarından, Kasım 1938 Dünya Basınında Atatürk isimli derleme çalışmasının, yani Atatürk'ün ölümü üzerine dünya basınının tepkileri, yani bu kadar da Kemalist bir kaynaktan, şu konuyla ilgili ilginç detayı paylaşayım. 12 Kasım 1938 tarihli Evening Standard, bu bir İngiliz gazetesi, Atatürk'ün ölümünden 2 gün sonrasına ait bir yayın, diyor ki, Eylül 1918'deki bu Filistin-Suriye saldırısında, şimdi aynen gazetede geçen cümleyi okuyorum, Kemal'in ordularının kaderinden nasıl kaçtığı hala bir sırdır. O kadar da sır değil artık, ayrıntıları bahsine ettiğim, o 1918 Filistin-Suriye bozgununu anlatan videoda izleyebilirsiniz. Sonra geldik, artık Birinci Dünya Harbi'ni bitirdik. Yani özetiyle Doğu Anadolu'da Ruslara karşı göstermiş olduğu komuta performansı olumlu değerlendirmeyi artıya hak ederken, fakat 1917-18'de Suriye-Filistin cephesinde İngilizlere karşı ortaya koymuş olduğu komuta performansı bütün yönleriyle tamamen henüz daha ortaya çıkartılmamış olmakla beraber, şu anki ön görünüm Mustafa Kemal adına çok büyük bir eksi, büyük bir fecaattir. Yani o geri çekiliş sırasında hemen hemen hiçbir muharebe yaşanmadan düşmana terk edilen sadece top sayısı 369. İstiklal Harbi'nde büyük taarruza başlarken Ankara ordusunun en fazla elinde top bulundurduğu dönemdir o. Zaten 15 gün sonra art bitecek. 323. Sadece bu rakamları bile mukayese ettiğiniz vakit nasıl korkunç bir mağlubiyet, nasıl korkunç ve işin acısı, hiç muharebe etmeden, neredeyse tek kurşun atmadan sahip olduğu her şeyi korkunç bir hızla bırakıp geri çekilme. 600 kilometreye yakın. Askeri tarihte, modern askeri tarihte böyle bir bozgun yok arkadaşlar. Ve burada nereden tutarsanız tutun, oradaki 3 ordu komutanından biri olmak itibarıyla zaten daha başlangıçta bile Mustafa Kemal'in hesabına çok ciddi aleyhte bir durum, bir eksi puan söz konusu olur. Sonra geldik İstiklal Harbi'ne artık. İstiklal Harbi'nin arkadaşlar başında gene Marn olayında olduğu gibi Mustafa Kemal'in çok isabetli ve yetenek ifade eden hakikaten bir stratejik hesaplaması var. Bu stratejik hesaplama şu, yani sadece askeri stratejiyi de içine almıyor. Literatürde büyük strateji diye geçen, karışmaması için askeri stratejiyle, askeri unsurların da işin içinde olduğu ama onun dışında uluslararası ilişkiler, dünya politikası, siyaset, sosyoloji, ekonomi, nin de olduğu, dolayısıyla yani o alanda doğru bir analiz yaptığınızda sahibine çok daha fazla haklı bir şeref ve şöhret kazandıracak olan büyük strateji bakış açısıyla İstiklal Harbi'nin başında Mustafa Kemal bir durum değerlendirmesi yapıyor ki hakikaten yetkin bir değerlendirme. Özü şu: bugünkü şartlarda diyor, şimdi ayrıntılarına girmiyorum gene, zaten şimdiden bir dakikamız kalmış. Bugünkü şartlarda diyor değerlendirmesinde, bize düşmanmış gibi gözüken bu devletlerin, yani akla gelenler kim? Osmanlı'yı tuşa getirmiş olan İtilaf devletleri, özellikle 3 tane, yani Amerika torpilli orada, İngiltere, Fransa, İtalya, ağırlıklı da İngiltere ve Fransa, çünkü bilfiil onlarla harp ettik. Bu devletlerin diyor Anadolu ve Osmanlı ile ilgili planlarını bize zorla dayatarak uygulayabilecekleri askeri bir kapasiteleri söz konusu değil. Yani bunlar tehditle bizden ne kopartırlarsa kopartırlar bizi korkutarak. Ama iş inatlaşmaya geldiğinde bu paylaşım planlarını bize zorla uygulayabilecek askeri güçleri yok.
Evet. Birinci Dünya Savaşı'nın etkisiyle yok yani. İngilizler 900 binin üzerinde sadece ölü vermişler. O sırada İngiliz halkının psikolojisi bütün katmanlarıyla basını masını savaş kelimesinin sesini bile duymaya tahammülü yok. Diğerleri de üç aşağı beş yukarı aynı durumda. Bunu isabetle yakalıyor. Hatta ayrıntılarını bilemediğimiz öyle bir olayın askeri strateji boyutunun ağırlıklı olduğu hesap yapıyor ki, yani o hesabı nasıl yaptı ben detaylarını merak ederim, şahsen öğrenmek isterim. Bugüne kadar hiçbir kaynakta görmedim. 330 bin kişilik diyor bir işgal kuvveti gerekir bu planların uygulanması için. Yani yuvarlak bir rakam kullanmamış işte. 300 bin, 400 bin, 500 bin dememiş. 30 bini manidar. Ve diyor bu devletlerin bunu değil, bunun yarısını, çeyreğini bile çıkarabilmeleri mümkün değil. Bu durumda bunların elinde tek ihtimal, tek imkan kalıyor Yunanistan. Onu da diyor yeriz. Ve aynen dediği gibi evet, bu şapka çıkartılmayı hak eden bir bakış değerlendirme arkadaşlar. Ayrıntısını merak eden olursa diye söyleyeyim. Mesela Yahya Akyüz'ün Türk Tarih Kurumu'ndan çıkmış Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu 1919-1922 kitabının 485-143 ve 158. sayfalarında bu bahsini ettiğim planlamanın hesabın ayrıntılarını görebilirsiniz. Ya da Cemil Özgül'ün Heyet-i Temsiliye'nin Ankara'daki Çalışmaları kitabının 34. sayfasında da görebilirsiniz. Evet. Bu şapka çıkartılmayı hak eden bir hesap. Bunun benzeri İstiklal Harbi'nde bir de Kafkas Seddi meselesi var. Bu yani ileri düzey tarih okuyucuları ya da tarihçiler dışında kimsenin bilmediği çok ayrıntı bir konudur. Bolşevik ihtilali, Rusya'da hakimiyet, İngilizler bunu küresel anlamda kendilerine yönelik en büyük tehdit olarak algılıyorlar ve bu komünist Yeni Rusya'nın hem Süveyş kanalı, Hindistan yolu, can damarı İngiliz İmparatorluğu'nun hem de önemi artık belli olmuş olan Orta Doğu petrolleri, özellikle Musul, Kerkük, Basra petrollerine, İran petrollerine çökmemesi için Kafkaslar bölgesinde bir set inşa etmek istiyorlar. Buradan geliştirilmiş bir kavramdır Kafkas Seddi. Öncesi ve sonrası olan bir kavramdır. Önemlidir bu. Strateji tarihinde. Ve Türkiye ile ilgili birçok hesaplarda aslında bu Kafkas Seddi bakışını merkeze alarak yapıyorlar. Mustafa Kemal Şubat 1920 gibi erken bir tarihte İngilizlerin bakışını, hassasiyetini yani asıl sıkıştıkları yerin neresi olduğunu gene gerçekten isabetli denilecek bir şekilde tespit ediyor. Bunu mesela Zeki Sarıhan'ın Kurtuluş Savaşımızda Türk-Afgan İlişkileri kitabının 46. sayfasında ben özellikle yakaladım. Stratejik kavrayış yeteneğine de delil diye not almışım mesela şimdi görüyorum. Fotoğrafı çok isabetli olarak net bir şekilde çekebilmiş. Kendi karşı stratejisini ona göre geliştirebilmiş. İstiklal Harbi demişken arkadaşlar, şimdi buradan hemen geçmeyelim. İstiklal Harbi'ni bir bütün olarak değerlendirip, peki yani bunun bütününde Mustafa Kemal'i askeri bir lider olarak, bir komutan olarak nereye oturtmamız gerekir derseniz, tabii başarılı. Çünkü İstiklal Harbi'nin bütünü sonuçta bir zaferdir ve ciddi bir zaferdir. Mustafa Kemal'le bu zaferi kazanmış olan ordunun başkomutanı olmak itibarıyla zaten başka hiçbir şey yapmamış olsa, Ankara'da bir masanın başında oturmuş olsa bile otomatikman bir başarı payı alır. Bu bir. İki, ayrıntılarına girip peki İstiklal Harbi'nin önemli kırılmalarında, dönüm noktalarında Mustafa Kemal'in bu açıdan durduğu yer neresidir dersek hızla geçelim. Şimdi birinci İnönü diye bir şey zaten yok. O bütünüyle bir masal, bir uydurma. İkinci İnönü'de Mustafa Kemal'in bir komuta katkısı yok. Ondan sonra geliyor Sakarya, tabii değil. Arada o muazzam Eskişehir Kütahya bozgunu var. Kütahya Altıntaş diye de literatürde geçen. 1921'in Temmuz'unda Sakarya Muharebesi'nden hemen önce yaşanmış o korkunç bozgun var.
Bu bozgunda Mustafa Kemal'in bir hatası yok. Bu bozgun A'dan Z'ye kadar tamamen İsmet Paşa'nın eseridir ve Fevzi Çakmak'tan gelen bazı rivayetlere göre bu sebepten işte Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı kurşuna dizdirecekti. Ben araya girdim, engel oldum şeklinde ifadeler de vardır. Ama hani kurşuna dizilseydi İsmet hakikaten orada kurşuna dizilmeyi hak ederdi. Çünkü iki hafta içerisinde o güne kadar elde edilebilmiş olan Türk ordusunun yarıdan fazlasının ortadan kalkmasına büyük kısmı asker kaçağı sebep oldu. Yani bu derece bir bozguna yol açmak için insanda özel bir yetenek, özel bir gayret olması gerekirdi. Yani geçmeden şunu söyleyelim zaten. Şimdi gördüğünüz gibi Mustafa Kemal'in komutanlık kariyeriyle ilgili genel değerlendirmede diyoruz ki baştan beri işte artıları da var, eksileri de var. Bunların içinde çok ciddi artılar da var, çok ciddi eksiler de var. Karışık. Yani hayatın doğal akışına uygun. Mesela çok ilginç ve tarihi, askeri tarihte benzeri çok azdır. Bu açıdan İsmet'i ele alırsak sıfır. Hiç artısı yok. Yani gittiği her yeri kurutmuş, gittiği her yerde dağıtmış. Muharebe alanlarında, bilfiil muharebelerde büyük çaplı birliklere komutan olduğu durumlarda ve o yüzden zaten bu Eskişehir Kütahya bozgunundan sonra artık İstiklal Harbi bitinceye kadar bir seneden fazla Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak özellikle İsmet'e tek başına inisiyatif kullanacağı ve yeniden bir kere daha Türk ordusunu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirebileceği bir sorumluluk, bir yetki makamı tanımıyorlar. Bu da işin ayrı bir tarafı. Şimdi İsmet zoru başarıp bu muazzam Kütahya Eskişehir bozgununa yol açtıktan sonra Mustafa Kemal'in bana göre İstiklal Harbi'ndeki en büyük askeri lider başarısı kendisini gösteriyor. Elde kalmış olan orduyu o da tamamen elden çıkmadan, o da tamamen dağılmadan ki bu İstiklal Harbi'nin kaybı demek olurdu. Başarılı bir şekilde geri çekiliyor, geri çekiyor. Şimdi zaten olayın teknik boyutu şudur arkadaşlar. Muharebelerde, harplerde en zor harekat geri çekilme harekatıdır. Çünkü geri çekildiğinize göre bir, sizin tarafın morali yıkılmıştır. İki, tam aksi düşman büyük bir morale sahip olmuştur. Siz çekilen taraf, düşman saldıran taraf olduğuna göre en önemlisi harbin inisiyatifi düşmanın elindedir. Şimdi bu kadar iki tane büyük eksiğe sahip olunmasına rağmen böyle ağır bir bozgunun arkasından o elde kalmış olan ki başlangıçtaki durumun dediğim gibi yarısından daha az birlikleri başarılı bir şekilde geri çekebilmek yani gerçek bir askeri yetenektir. Mustafa Kemal İstiklal Harbi'nde bunu sergilemiştir. Mesela bunun benzerini İkinci Dünya Harbi'nde İngilizlerin Dunkirk çekilmesiyle karşılaştırabiliriz. Yani bütün askeri tarihçiler şu konuda hemfikirdirler. Harbi sonuçta İngilizlerin kazanan taraf olmasının başında ondan 4 sene önce bu Dunkirk geri çekilmesini çok başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmiş olması vardır. Doğru. Çünkü o da olmasaydı ortada İngiliz ordusu diye bir şey kalmamış olacaktı. Manş Denizi engeline, havada ve denizde İngilizlerin üstün olmasına rağmen gene de kuvvetli ihtimal buna dayanarak, bundan cesaret alarak Hitler İngiltere'ye hızlı bir çıkarma harekatı yapacaktı ve çok büyük ihtimalle kazanacaktı. Ama orada 200 bin İngiliz askerinin ve artık harp tecrübesi de kazanmış bu. Çok önemli bir artı tabii. Böyle bir hafta 10 gün içerisinde mucizevi bir şekilde geri çekilebilmesi uzun vadede bütün İkinci Dünya Harbi'nin seyrini etki etmiştir. Bununla karşılaştırabiliriz. Tabii ölçekler daha küçük olmakla beraber bu ciddi bir artıdır. Ama şimdi resmi tarihin gene yalan dolan dolma tertibinden millete yutturduğu gibi mesela Sakarya Muharebesi bugünün yaşayan önemli askeri tarihçilerinden şu an ismini hatırlayamadığım bir uzmanın ifadesiyle aslında bir Fevzi Çakmak Muharebesidir. Yani Sakarya Muharebesi
Tabii gene işte o Atatürk perestlik nedeniyle yani bütün artılar ona yazıldığı için yani burada da işte asıl deha, asıl pay Mustafa Kemal değildir. En başta iki tane kaburga kemiği kırılmış, hiç kıpırdamadan oturması lazım. Hatta deniyor ki bu sayede kazanıldı. Hareket halinde sağlıklı olsaydı Sakarya'da bizim kazanma ihtimalimiz daha da zayıflamış olurdu şeklinde bazı ilginç veya bana atılamayacak marjinal değerlendirmeler de var. Ayrıntılara giremiyoruz. Sakarya'da zafer esasen birinci sırada Fevzi Çakmağ'ın hesabına yazılması gerekir. Ama tabii yani işin protokolör boyutunda meclis işte ona gazilik ünvanı veriyor. Üç rütbe birden atlatıp Tuğ Generallik'ten Maraş Alley'e geçiriyor falan. Burada siyaset de işin içerisinde. Ondan sonra İstiklal Harbi'ni bitirirken bir de büyük taarruz var. Büyük taarruzda evet Mustafa Kemal Fevzi Çakmak'la beraber bence eşit şekilde başarı paylaştırılacak bir komuta performansı göstermiştir. Ama bu konuda gene her zamanki gibi resmi tarih fevkalade bir abartının içerisindedir. Bununla ilgili özel ayrı ayrı sunumlar yaptık. Yani bu konuyu aslında biz bugüne kadar 3-4 en azından 4 alt başlığa ayırarak ve ortalama hani soru cevabı ayırdığımız süreleri hesap etmesek bile sadece sunumlarının her birine en az bir saat falan tutarak yani bu Türkiye standartlarında bayağı iyi rakamlar arkadaşlar. Bu meselenin ayrıntılarını anlatmıştık zaten. Arzu edenler, meraklılar videolardan bulsunlar başlıklarını, onları incelesinler. Şuna getireceğim sözü. Şimdi Sakarya'nın başarısında komutan olarak evet Mustafa Kemal'in Mareşal Fevzi Çakmak'ın eşit sayabileceğimiz bir başarıları var. Ama Fransız subaylarıyla Rusların da başarısıdır. İlgili videolarda ayrıntıları kaynaklarıyla şaşıracağınız, şok olacağınız şekilde göreceksiniz. Mesela planların hazırlanması resmi tarih Mareşal Fevzi Çakmak hazırladı der ama birinci sırada Fransız kurmaylar tarafından hazırlanmıştır. Rusların da buna katkısı olmuştur. Sonra harp bitti artık. Yani bundan sonra bir komutanlık kariyeri. Dolayısıyla başarısı ya da başarısızlığı söz konusu değil. Ama takip eden sivil cumhurbaşkanı olduğu 15 senelik dönemde bir askeri lider, bir komutan, bir stratejist olarak değerlendirmeye alınması gereken iki performansı daha var. Bunlardan bir tanesi 1930'ların başından ya da 20'lerin sonundan itibaren Fransızların Almanya-Fransa sınırında müstakbel bir yeni büyük Alman saldırısına karşı Fransa'nın işte stratejik savunması can simidi olarak kabul edip inşa ettikleri Maginot hattına. Bu inşa edilmeye başlandıktan sonra bütün dünya çapında çok ciddi bir ilgi odağı olmuştur. Eşi menen de olmayan bir şey o güne kadar. Mustafa Kemal bu stratejik açıdan tamamen yanlış bir hesap, yanlış bir yatırımdır deyip eleştiriyor. Mesela Suat İlhan'ın Atatürk ve Askerleri kitabının 86. sayfasında bununla ilgili ayrıntıları görebilirsiniz. Böyle bir bakış değerlendirme, şunu düşünün, yani o günün Fransız komutasının, devlet adamlarının, stratejistlerinin göremediğini görmüş, yanlıştır diye eleştirmiş ve çok değil 1940 Mayıs'ında, Haziran'ında tarih Mustafa Kemal'in yaklaşımını, eleştirisini aynen haklı çıkartmıştır. Almanlar o sabit, statik savunma stratejisine karşı Ardenler üzerinden tank uçak işbirliği, işte Blitzkrieg, Yıldırım Savaşı 6 hafta içerisinde Fransa'yı dümdüz ettiler, geçtiler. Maginot'u hemen hemen bir kurşun atmadan, çünkü arkadan dolaşıp geldiler, ele geçirdiler. Şimdi o tarihte yani 1930'larda herkesin buna haklı bulduğu, hayranlık gözleriyle baktığı tarihlerde yani bundan sonra harpler artık manevra harbidir, sürat harbidir. Sabit, çok büyük ölçekli olsa bile savunma istihkamlarının
artık kıymet harbiyesi kalmamıştır onlar. 17. yüzyıl Fransız askeri mühendisi Vauban'ın falan çok eskimiş bir yaklaşımı deyip bunu eleştirmiş olması gene aynı şey yani. Marne hakkında yaptığı eleştiriyi hatırlayın. Daha sonrası İstiklal Harbi'nin başı. Stratejik değerlendirmede bakışta Mustafa Kemal'in ciddi bir potansiyele sahip olduğunun bir diğer göstergesidir. Ama aynı tarihlerde Türk ordusunu yapılandırmasına baktığınız vakit, şimdi buradaki eleştiriyi Mustafa Kemal'le beraber Fevzi Çakmak, çünkü Genelkurmay Başkanı otomatikman burada söyleyeceğim yanlıştan o da sorumlu. İsmet Paşa asker kökenli bir başbakan olmak itibarıyla o da sorumlu. Mustafa Kemal tabii yani Cumhurbaşkanı gerçekte iki dudağın arasından çıkan bir diktatör olmak itibarıyla birinci derecede sorumlu. Tankın ve uçağın önemini yakalayamamışlardır. Bana derse ki askeri tarih konusuna ve terminolojiye vakıf bazı izleyicilerimiz ama sen az önce Majino'yu yanlıştır diye eleştirirken artık kartların manevra üzerinden gerçekleşeceği, yani yeniden sürat harpleri dönemine geri dönüş yapılacağını falan tespit ettiğini söyledin. Şimdi çelişki yok mu? Yok arkadaşlar. Burada Mustafa Kemal mesela hala süvari kuvvetlerinin çok önemli bir rol oynayacağını da zannediyor. Tankı ve uçağı stratejik bir silah olarak değil de stratejik silahlar olarak olan klasik işte topçu, piyade, süvariyi destekleyecek taktik nitelikte silahlar olarak algılıyor. Öyle algıladığı için de Türk ordusunun özellikle bu ikisi açısından geliştirilmesi, güçlenmesi, bunların sayısının fazla olması ve işte Blitzkrieg denilen Almanların geliştirdiği ikisinin taktik alanda, muharebe alanlarında çok ciddi birbirine entegre edilerek tek bir silahmış gibi kullanılması falan yönünde bir anlayış geliştiremiyor. Ama bu yani nispeten şu ana kadar yaptığım eleştiriler içerisinde daha hafif dozajlı bir eksidir, bir eleştiridir. Çünkü o tarihlerde Ruslarda bir iki isim, Mareşal Tuaçevski falan gibi, Almanlarda daha fazla isim işte Manstein'lar, Guderian'lar falan gibi komutanların dışında bunu yakalayabilmiş olan zaten dünyada da çok fazla kimse yok. Mesela Fransa'da bir tek De Gaulle var. O tarihte henüz daha bir albay. Dolayısıyla kimse takmıyor onu. Dolayısıyla yani 30'lu yıllarda bu tankın ve uçağın önemini yakalayamamış olması. Dolayısıyla idare ettiği ülkeyi, onun ordusunu bunu yansıtacak şekilde donatmaması, yetiştirmemesi evet bir eksidir ama bundan önceki eksilerine göre biraz daha eksilik değeri az bir eksidir arkadaşlar dedik. Bence bu akşamki sunumu bitirdik. Ondan sonra ölüyor çünkü. Pazar akşamı saat 22'de Allah izin verirse Bolşevik İhtilali ve Küresel Derin Yapı diyeceğiz. 1917 meşhur Rusya'da komünist rejimi yerleştiren olay Bolşevik İhtilali ve Küresel Derin Yapı ilişkileri. Yani Küresel Derin Yapı'nın Bolşevik İhtilali'nin arka planında duruşu, onun üzerindeki etkisi, onu hatta yaptıran ve ilk senelerde iyice oturuncaya kadar besleyen güç olması şeklinde bir sunumumuz olacak. Şu an 49. dakika iyi. Yani bir saat kabul edeyim. Çünkü son zamanlarda sorulara çok zayıf cevap verdik. Şimdi 11 dakika arkadaşlar sizin sorularınıza bakalım. Aydın Güneş, Mustafa Kemal başarısız bir komutan gibi gözüktüğü halde. Yani bununla ilgili 50 dakikadır konuşuyoruz. Vahdettin neden yeni devlet kurma görevini ona vermiştir veya vermiş midir? Vermiştir. Osmanlı Devlet İttifakı'nın, aklının tercihinin Mustafa Kemal'den yana olduğunu gördüğü için. Başka sebepleri de var. Yani o sırada Vahdettin tek değil bu kararı verirken. Hatta birinci şahıs da değil. Osmanlı üst düzey komutası Mustafa Kemal'in üzerinde uzlaşı sağlayınca Vahdettin de buna riayet ediyor. Özü bu.
Yıldırım İstiklal Harbi sırasında Vahdettin 5. karısı Nimet Hanım'la evlenmesinin sebebi nedir? Yani insan normal bir erkek bir kadınla niçin evlenirse onunkisi de odur. Sizce yanlış mıdır? Değildir. Ulusalcılar bu konuyu sürekli dile getirirler. Yani şimdi bunlara karşı bizim kolumuz bağlı. 5816 nedeniyle bağlı. Yani böyle bir sebep Vahdettin için haklı bir eleştiri sebebi dayanığı oluyor ise 5816 bir gün kalksın Türkiye gerçekten kimse kimseye hakaret etmeden, sövmeden yani onu hiç düşünmeyin. Sadece tarihi çıplak gerçekleri ama bir kanun engeli falan olmadığından, cezalandırma endişesi olmadan rahat rahat insanların önüne konulabileceği günler bir gün gelsin de bu yüzden Vahdettin suçlu ilan ediliyorsa başka isimler cinsellikle bağlantılı aynı tarihlerde yaşanmış skandallar nedeniyle ne ilan edilir onu bilemiyorum. Bu bir kabahatse 5816 zırhının arkasında duran kişilerin aynı nitelikteki olayları nedeniyle aynı dönemde İstiklal Harbi döneminde gerçekleştirdiklerine acaba ne deriz? Şimdilik bu kadar işte. Elimiz kolumuz bağlı bu noktada. Türkiye özgür bir ülke değil. Ne oldu? Bak yutkundum. Neden? Çünkü yutkunmayıp konuşsam otomatikman suç işlemiş olacağım. Ulusalcılar iftihar etsinler bu durumda. Evet, Mustafa Kocu var demiş ki Sarıkamış'ta telef edilen askerleri her konuşuyorlar. Resmi tarih neden Filistin cephesindeki binlerce askeri? Yani bu çok soru değil arkadaşlar. Zaten bununla ilgili az önce özetle anlattık. Bununla ilgili özel program yaptık. Orada anlattık yani. Resmi tarih bunu neden konuşuyor? Mete Hakan Güler, Ali Fuat Cebesoy Kuvayi Milliye ile gerçekten de Yunan ordusuyla savaşıp da başarısız oldu mu? Gidiş sağlığı. Yani peşinden Moskova elçiliğine atandı. İşte bir sebebi oydu o Gediz Taarruzu'nun başarısız olması 1920 yazı sonbaharı. Askeri başarısı olmayan bir komutan mıydı? Öyle büyük bir askeri başarısı yok ondan önceki komutanlık kariyerinde. Musa Bayram, İran Nur Vakfı tarikatla ilgili ne düşünüyorsunuz? Cumartesi akşamı onu ele alacağız Allah nasip edersin. Ekstralda Funks, Bakü'nün alınması Enver Paşa için bir artı mıdır? Artıdır. Mustafa Kemal 1918 Harbi'nin sonunda. Mustafa Kemal veliaht ile Almanya'ya gidiyor. İşin ilginç yanı bu Enver'in başkomandan vekili olduğu yıllarda ki fiiliyatta başkomutan. Enver Mustafa Kemal'i sevmemesine rağmen neden bunun olmasına izin veriyor? Bu konuda rivayetler muhtelif arkadaşlar. Yani kesin niçin onu bilmiyoruz. Mesela bu rivayetlerden biri hatta diyor ki Mustafa Kemal hiçbir şekilde işin içinde yoktu. Kendi kendine valizini aldı geldi. Tren hareket ederken işte veliahtı Vahdettin'i uğurlamaya gelmiş Enver falan da üst düzey askeri sivil protokol. Garda, Sirkeci'de. Yani orada görünce Emri Vaki karşısında bir skandala yol açmış olmamak için Enver bunu keren sineye çekti. Diyenler bile var. Veyahut işte Vahdettin özellikle istedi. İsteyince ki birbirlerini sevmiyorlar Enver'le Vahdettin. Yani istemesinde belki onun da etkisi var. Enver hayır diyemedi. Aldı götürdü diyenler de var. İki kere iki dört kesin durum şudur deme imkanına şu an için sahip değiliz. Beyza Turgut Alp, bu hanım kızımız geçende de şimdi hatırladım. Sosyal medyada bana 10 tane aynı mesajı göndermiş. Size geri döneyim inşallah sosyal medyada. YouTube yorumları. Ömer Kodaş, Filistin bozgunu nasıl yaşandı? Sorumlusu kimdi? İşte bununla ilgili özel bir sunumumuz var. Diyeceğim soru olmadığı için bunların da hepsini tek tek okumak zorunda kaldığımızda vakit büyük ölçüde boşa geçiyor. Ama ben ne yapayım? Benim de kabahatim yok.
daha önce uzun uzun anlattığımız şeyleri bazı arkadaşlarımız haliyle bilmedikleri için diyorlar ki anlatır mısın? İşte bak dünya kadar gitti. Vatanpere sıkça konuşulan Mustafa Kemal ve arkadaşları, Mustafa Kemal'in İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak'tan başka arkadaşı var mı? Yani arkadaşı hangi düzeyde nasıl tanımladığınızla ilgili bir şey mi? Var tabii. Yani mutlak manada başka arkadaşı var mıydı diyorsanız yüzlerce vardır. Ama hayır ben onu kastetmemiştim diyor iseniz burada neyi kastettiğinizi, arkadaş derken tanıma sınırı, kriteri nasıl koyduğunuzu bana yazın. O zaman size onlara bakarak daha net bir cevap verebilirim. Bitirdik mi soruları? Beyza Turgut Alp kızımız doldurmuş. Ekstralı Şemsettin abi. Akın Karataş, özür dilerim. Fatih Tezcan'dan haber alabiliyor musunuz? Bu arkadaşımız haftalardır bana aynısını soruyor. Yok alamıyorum yani. Fatih Tezcan'la tanışıklığımız vardır. Severim kendisini, sayarım. Ama uzun zaman oldu, hiç görüşmedik. Şu an nerede, ne yapıyor, ne halde onu da bilmiyorum arkadaşlar. Artık herhalde sormaz bundan sonra. Zafer Özen de aynısını sormuş. Şemsettin abi, sizin için İstiklal Harbi boyunca yapılan en büyük ihanet ne olmuştur? 5816 Ekstralefanks Bakü Muharebesi hakkında kitap veya makale önerebilir misiniz? Yani şu an ezberimden söyleyemeyeceğim. Çünkü ezberden soru sorulduğunda akla gelenleri söyleyince sonra pişman oluyorum. Daha sonraki saatlerde. Çünkü aklıma başka bir kaynak geliyor. O an söylediğimden aslında çok daha iyi nitelikli bir kaynak geçmiş oluyor. Bunu bir zahmet ekstralda fan kısmına yorumlara yazsın. Sonra beni pişman etmeyecek bir iki kaynak kendisine cevaben yazayım. Eren Akgül, Enver Paşa kendi kuvvetleriyle Anadolu'ya giremez miydi? Yani Sakarya Muharebesi devam ettiği günlerde Batum'da onun için bekliyordu zaten. Muharebe kazanılıp Mustafa Kemal'in iktidarı kesinleşince bize burada ekmek kalmadı dedi. Orta Asya'ya döndü. Muharebe kaybedilmiş olsaydı anında girecekti. Mete Hakan Güler, Ziya Gökalp olmasaydı dil ve din konusunda yine inkılaplar olur muydu? Olurdu. Ömer Kadaş, Vahdettin 1917'de her şeyi bitirdikten sonra bütün yapılan hatalarını onun üzerine yıkmak için onu vekil seçtiler. Soru anlaşılmıyor. Vahdettin 1917'de her şeyi bitirdikten neyi bitirmiş? Vahdettin'in tahta geçmesi 1918'in yazın. 1917'de veliaht. Sonra bütün yapılan hataları onun üzerine yıkmak için onu vekil seçtiler. Vallahi yani bu sorudan ben hiçbir şey anlamadım. Soru sahibinin o dönem tarihini çok iyi bilmediği anlaşılıyor. Bence. Murat İttihatçıların üç paşasından olan özellikle diğer ikisine nazaran Enver Paşa için sevmem de sövmem de diyebilir miyiz? Yani sövmek şahsen ben kendi adıma düşünmem Enver için de başkası için de. Bakmayın siz bazen böyle spontane özellikle güncel siyasetle bağlantılı çok kızdığım anlarda sonradan pişman olduğum kendimi tutamayıp sövdüğüm oluyor da. Yani normalde bu Müslümanca bir tavır değil. İsra suresi yasak edin. Bu bir yani sövmeyiz zaten ama günahım kadar sevmem. Günahım kadar yani o kadar. Siz anladınız ötesini. Eren Akgül süreyi doldurduk. Bitirelim. İki soru kalmış. İstiklal Harbi'nde Mustafa Kemal yerine Enver Paşa olsaydı başarılı olur muydu? Vallahi sonuçta başarılı olur muydu bilemem. Ama İstiklal Harbi'nde onun ve milletin başarılı olma şansı daha az olurdu. Ya da soruyu değiştirelim dolayısıyla. Yani Enver mi daha iyi bir komutandır, Mustafa Kemal mi daha iyi bir komutandır derseniz Mustafa Kemal açık ara farklı Enver'den daha iyi bir komutandır. Bir
hakiki tarih basiretiniz ayrı. Estağfurullah. Sultan II. Abdülhamit'in Tuğraları neden tahrip edildi? Neden namı unutturulmak istendi sizce? Şimdi bu da uzun cevabı, çok su kaldıracak bir soru. Osmanlı düşmanlığı, yani yeni rejimi oturtabilmemiz için öncesini yıkmamız, bunu kötülememiz, sövmemiz gerekir gibi ilkel bir yaklaşım. Özü o. Ama II. Abdülhamit'in şahsına özel başka bu düşmanlığın, ona bütün Osmanlı içerisinde en fazla ona düşmanlık edilmiş olmasının, tabi bu genel Osmanlı düşmanlığından ve yeni rejimi bir an evvel oturtabilme kaygısından öte daha özel, daha spesifik sebepleri var. O yüzden zaten rahmetli Necip Fazıl bence de çok haklı bir şekilde Abdülhamid'i anlamak her şeyi anlamak olacaktır diyor. Bu çok doğru ve çok okkalı bir teşhistir. İnşallah bu alt başlıklarla birden fazla sunum konusudur. Şemsettin abi, İstiklal Harbi sonucu oluşan durum bir karşı devrim midir? Yani şimdi bu gene jargon, terminoloji meselesi arkadaşlar. Karşı devrimi nasıl tanımladığınıza göre değişir. Yani karşı devrim aslında Marksist terminolojiye ait bir kavramdır. O yüzden yani antikomünist nitelikliyse devrim, komünist devrimi olmazdan önce de yapılmışsa bile gene karşı devrim diye adlandırılır. Yani orada kronoloji şansı şartı aramazlar. Mesela Hitler'in Almanya Nazi devrimini komünist terminoloji, literatür karşı devrim olarak kabul eder. Halbuki ondan önce Almanya'da yapılıp hakimiyeti ele geçirmiş bir komünist devrim yoktu gibi. Yani şimdi biraz işi kitabiyata, akademiye döktük. Karşı devrimi nasıl tanımladığınıza göre değişir. Yeni sorular geliyor ama tespit ettiğimiz süreyi 2 dakika açtığımız için diyoruz ki kusura bakmayın arkadaşlar. Pazar akşamı Bolşevik İhtilali ve Küresel Derin Yapı başlığında saat 22'de buluşmak üzere. Sizleri, kendisine emanet edilenleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler ve hayırlı uykular diliyorum.